Burası mı? Taps, otur oğlum. Otur Taps. Otur. Hadi. Bravo. Herkese merhaba. Takım arkadaşım Taps'le birlikte hayat hikayemizden söz etmek için buradayız. Dolayısıyla hayat hikayesi demişken filmi geriye sarıp 92 yılının Eskişehir'ine gitmemiz gerekiyor. Ailem beni kucağına aldığında aslında sıradan ebeveyinden ziyade görme engelli bir çocuğun ebeveyni olacaklardı. Çünkü kucaklarındaki çocuk bir kanser hastasıydı. Bu kanser de belli bir zaman sonra görme engelliye gebeydi. 3 aylıkken başlayan kanserle mücadele sürecim 11 yaşına geldiğinde sona erdi. 11 yaşından itibaren giderek azalan görme kaybım görme engellilikle, total görme engellilikle neticelenmişti. Bu dönemde benim için en olumlu kazanç kardeşimin doğmasıydı. Artık beni destekleyen sadece 2 değil 3 kişi vardı. Oturman gerekiyor. Tabii ki eğitim hayatım duraksamadan devam ediyordu bu süreçte. Ben engelliye adapte olmaya çalışıyordum ama toplum engellerin ne kadar farkındaydı. İlk hareket okulumdan geldi, okul yönetimi. İyi niyetliliğin ve çok bilmişliğin zirvesine çıkarak aileme bir öneriyle geldi. Ya Mustafa'yı Ankara'daki köyler okuluna gönderin ya da okuldan alın. Çünkü artık görmüyor, okusa ne olacak? Babında bir öneriyle geldiler. Ailem ve ilkokul öğretmenim tabii ki buna hemen karşı çıkarak okumam yönünde direndi. Ve çok şükür bir aksilik olmadan ilkokul bitti. Sonrasında Anadolu Lisesi'ne gittim, Eskişehir'de yine. Anadolu Lisesi'nde arkadaşlarım ve öğretmenlerim olumlu bir bakış açısına sahipti. Dolayısıyla orada hiçbir sıkıntı yaşamadan 4 seneyi atlattım. Tabii bu engelliliğe alışma sürecinde de farklı şeyler öğreniyordum. Örneğin aile dostumuz olan bir aileden görme engelli çocuğu olan görmeyenlerin de bilgisayar kullanabileceğini öğrendim. Ekran okuyucu program sayesinde ekranda yazılı olan her şey ses olarak görme engelliye aktarılıyordu. Görme engelli de bu sayede bilgisayarı kullanabiliyordu. Ve artık benim için de internetin kapıları açılmış oldu. Yine aynı dönemde, bu 11 yaşından sonraki dönemde İzmir'den bir telefon aldım. Telefonun ucunda avukat Gültekin Yazgan vardı. Kendisi Türgök isimli, Türkiye Görme Özürler Kitaplığı isimli İzmir'de bir dernek kurmuş. Ve bu dernek sayesinde gönüllülerin de desteğiyle görmeyenler için kitap seslendiriyordu. Tabii ki görmeyenlerin sesli kitap okuyabildiklerini o telefon sayesinde öğrendim. Çünkü el yordamıyla engelliliği, görme engelliliği idrak etmeye çalışıyordum. Tabii o çocukluğun verdiği saflık ve ailenin sarıp sarmalamasıyla. Böylelikle Gültekin Bey ve Türgök sayesinde hayatımda edebiyat dünyası da girdi. Artık yüzlerce roman ve hikaye benimleydi. Az önce de dediğim gibi Anadolu Lisesi süreci kazasız belasız bitmek üzereyken son sene geldi çattı. Üniversiteye hazırlık süreci normal bir öğrenci için dahi gergin bir süreçken benim şöyle bir handikapım vardı. Hala da olmadığı gibi görmeyenlere uygun soru bankaları yoktu. Ailem sözel soruları, özel ders aldığım üniversite öğrencileri de sayısal soruları okuyarak üniversite sınavına hazırlandım ve fena olmayan bir sonuç elde ettim. Aileyle müzakere dönemi başladı çünkü ailem Eskişehir'de, dolayısıyla onlarla birlikte mi yaşamamı istiyordu. Ben ise şehir dışına giderek bir engelli olarak ayaklarımın üzerinde durmayı öğrenmek istiyordum. Netice olarak benim istediğim oldu ve Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesini burslu olarak kazandım. Üniversiteye geldiğimde sadece ailemden ayrılmamıştım. Tanımadığım insanlarla baş başaydım ve bilmediğim bir ortamda, bilmediğim bir şehirde. Üniversitenin ilk görme engelli öğrencisiydim. Yani erişilebilirlik savaşının ilk neferiydim. Önümde bir yığın sorun vardı. Ancak tabii ki yanımda en büyük destekçim, rektörümüz Umran İnan vardı. Kendisiyle el ele vererek öncelikle fiziksel engelleri kaldırdık. Bir engellinin rahat hareket edebileceği bir kampüs haline getirdik okulu. Daha sonra görme engelli bir öğrencinin ihtiyaç duyduğu
eğitim desteği için bir birim oluşturduk. Nedir bu ihtiyaçlar diye sorarsanız, kitapların bilgisayar aktarımını aktararak görmeyenin de bilgisayar aracılığıyla kitapların okunmasını sağlayacak bir sistem kurduk. Birim kurduk daha doğrusu. Birim bu kitapları sağlıyordu bana. Çok isteyerek fakülteye başladım. Çok seviyordum hukuku. Severek bitirdim. Çünkü hukuk olunca biraz sıktı ve gerdi beni. Tam mezuniyetin mutluluğunu, heyecanını yaşarken artık yeni bir sorunum doğdu. Konu başlığı sorunumun bir engelli iş bulabilir mi? Tabii ki ne yazık ki bu sorunun cevabı olumlu değil. Hukuk bürolarına başvurmayı düşünmedim çünkü alacağım cevabı biliyordum. Öncelikle engelli ilanına çıkan şirketlere başvurdum. Ve okulun engelli birimine başvuran şirketlere başvurdum. Avukatlık yapacağım, staj yapacağım diye. Onlardan biz engelli dedik ama görme engelli demedik. İhbalinde cevaplar alınca ortada kaldım. Hocalarım da desteğiyle İstanbul'da büyük bir hukuk bürosunda staja başladım. Hazır stajı başlamışken neden yüksek lisans yapmıyorum ki deyip yüksek lisansa da başladım. İş ve tez boğuşmasından sonra şükürler olsun ki tezim bitti ve kitap olarak basıldı. Onun verdiği manevi tatmin gazıyla yoluma devam ettim. Stajdan sonra Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğunun bir enerji şirketinde hukuk müşaviri olarak göreve başladım. O dönemde yaklaşık 2 yıl önce gazetelere, medyada rehber köpekler diye bir kavramla karşılaştım ve hayatıma sahnedeki karizmatik delikanlı girdi. TEPS. Rehber Köpekler Derneği diye düşünürken, araştırırken nedir diye Türkiye'deki ilk Rehber Köpekler Derneği ile karşılaştım. İngiliz Büyükelçisi'nin görme engelli eşi ve görme engelli bir avukat, yani iki tane güzel yürekli cesur kadın tarafından kurulan bir dernek 2014 yılında. Almanya'da 1900'lerde başlayan süreç bizde 2014'te başlamış. Bu dernek ne sağlıyor? Görme engellinin bağımsız ve özgür hareket edebilmesi için eğitilmiş köpeklerin desteğini sağlıyor onlara. Köpek eğitiyor bu doğrultuda. İşte TEPS de bu eğitimden bir buçuk yıl boyunca bu eğitimi aldı. Aslında süreç şöyle gelişti. Ben hemen derneğin tanışır tanışmaz içinde buldum kendimi. Ve geçen senenin Ekim ayında bir telefon geldi. Bir tane köpeğimiz var. İkinizin özellikleri uyum gösteriyor. Dolayısıyla beraber olma ihtimaliniz var diye. Tabii ki havalara uçtum. Hayatımın en uzun bir haftasını geçirdim. Çünkü TEPS'le tanışacaktım. 6 Kasım'da da TEPS'le tanıştım. Direkt sarmaş dolaş olduk tabii ki. Ama kendimi ayrımcı hissetmiyorum çünkü TEPS herkesle sarmaş dolaş. O yüzden benimle alakalı bir durum değil bu. TEPS'le bir ay boyunca yabancı bir eğitmenden, Slovenyalı bir eğitmenden rehber köpek eğitimi aldık. Değil mi TEPS? Bu eğitimin sonunda ikimiz de sınavı olduk. Evet, sevgi gösterisi. bu hareketi çalışmamıştık. O yüzden konuşmayı da... Ama eğitim aldık ve ikimiz de sınavdan geçtik. Artık can dostum TEPS'le yollara çıkabilirdik. İkimizin de sertifikası olmuştu. TEPS'le birlikte işe gidiyorduk. İş arkadaşlarım TEPS'i benimsedi, ailem benimsedi. Büyükşehir Belediyesi'nin kararı sayesinde toplu taşıma kullanıyorduk. Avukat olduğum için adliyeye gitmem gerekiyordu. Barolo'nun desteğiyle savcılarımızdan karar aldık. Ve TEPS adliyeye giren ilk rehber köpek sıfatını da kaptı. TEPS'le hayat müthiş yolunda gidiyordu. TEPS bana ne tür faydalar sağlıyor? Yolda giderken engellilerin etrafından dolandırıyor beni çarpmamam için. Örneğin kaldırımda park etmiş bir araba görünce önce şaşırıp duraksıyor. Doğal olarak. Sonra yola inerek arabanın bittiğinde beni tekrar kaldırıma çıkarıyor. Çünkü yolda yürümemi istemiyor.
TEPS büyük binalarda asansörü, merdiveni, kapıyı buluyor benim için verdiğim komutlar doğrultusunda. Onun dışında dediğim gibi toplu taşımayı uçağa kullanabiliyoruz. Bazı restoran ve kafelere giriyoruz. Tabii ki can dostum TEPS'le her şey avantajlı olmadı benim için. Yakışıklı biriyle bir arada gezmenin dezavantajı dışında hayatta da dezavantajla karşılaştık. TEPS'le bütün engelleri aştık ama ne yazık ki kafadaki engellere takıldık. Toplum rehber köpeklerin farkında değildi. Çünkü daha önce görmemişti, bu konuda da bilgiye sahip değildi. Örneğin belediyenin kararıyla toplu taşımaları kullanırken insanların tepkisiyle karşılaştım. Köpek bu araca binemez diye dönüşler aldım. Çoğu kafeye, restorana, taksiye, otele giremiyorum. Çünkü köpek giremez diyorlar. Hep bir mücadeleyle iç içeyiz. Tabii ki bu mücadelenin bir anahtarı var. Rehber köpekler yasa tasarısının meclisten geçmesi. Yıllar geçiyor, kanun geçmiyor. Burada arkadaşlar bu güzel etkinliğe beni davet ettiklerinde ilk sorduğum soru onlara şu oldu. Mutlulukla kabul ediyorum ancak kalacağımız otel ne olacak? Çünkü bizi kabul edecek otel sayısı çok az. Bu sıkıntılara rağmen can dostumdan, arkadaşlarımdan, diğer rehber köpek sahibi arkadaşlarımdan destek alıyoruz birbirimizden. Güzel şeylerden destek alıyoruz. Umudumuzu korumaya çalışıyoruz. Birbirimize sarılıyoruz. Tepsi tamam ama. Tamam, hayır. Tamam. Otur, otur. Çünkü mücadele etmemiz gerekiyor. Bazen arkadaşlarla konuşurken, bu sıkıntılardan bahsederken, Türkiye'de İsviçreli gibi yaşıyorsun diye benimle dalga geçiyorlar. Ama benim amacım ülkemde İsviçreli gibi yaşamak değil, ülkemi İsviçre gibi yapmak ve engellileri İsviçreli gibi yaşatabilmek. Teşekkürler. Bunun için umutluyum. Ama tabii ki insanım sonuçta. Umutsuzluğa düştüğüm aşamalar da oluyor. Ama yeniden umudumuzu diriltiyoruz. Ne de olsa şair Altıokun'da dediği gibi, yarın farklıdır bugünden, adı değişir hiç olmazsa. Karanlık sulardan geçiyoruz şimdilerde, yosunlu taşlara basa basa. Sen bugünden yarına azıcık umut sakla. Teşekkür ederim.